Akışta kalmak, insanın içinde bulunduğu anla bütünleşmesi demektir. Bu an bazen iyi olabilir, bazen kötü olabilir. Fakat hayatın bize getirdikleri aslında bizim gelişimimiz içindir. Yani akışta olabilmek için sürekli durgun suları bekleyen bir gemici düşünün. Bir kaptan düşünün, yani gemici demek biraz komik oldu. Kendini nasıl geliştirebilir? Veya gerçekten yol alabilir mi? O yüzden hayatımızda karşımıza çıkan fırtınalar, dalgalar ve zorluklar bizim gelişmemiz ve ilerlememiz için ve ileride alacağımız büyük yollar için birer fırsattır. Belki şu an bize acı veriyor olabilir ama akış demek yaşadığımız acıları ertelemek veya her anı yapay bir mutluluğa çevirmek değildir. Yani carpe diem kelimesiyle akışta olmak, yani anda olmanın zevkini almaya çalışmakla akışta olmak biraz farklı. Akışta olmak demek, o an evrenin açığa çıktığı yönde, evrenin dileği yönünde, insanlığın ihtiyacı yönünde bir farkındalığa sahip olmak demektir. Eğer açığa çıkan o an kadınların uğradığı tecavüzler, çocukların uğradığı haksızlıklar ve zorluklara karşı direnmekse, akışta olmak çocukların ve kadınların hakkını savunmaktır. Yoksa bunları düşünmeyip üzülmemeye çalışmak demek değildir. Akışta olmak insanların o an evrenin dile gelişi ve dileğiyle, yani evrenin ortak titreşiminden kaynaklı olarak hayvanların, doğanın bir bütün olduğunu ve hepsinin Tanrı'nın yansıması olduğunu anlayacağımız bir frekans ve açılımsa bunu anlamaktır. Akışta olmak demek aslında her an Tanrı'nın fikrini ve düşüncesini varoluşta görmek, buna göre Tanrı'nın ruhuyla beraber yeni bir beden, ruh kazanmak ve bütün bu ruhun içinde dolaştığı evrenle beraber hareket edebilmektir.